Günaydınlar efendim. Ekranların en renkli, en hareketli sabah programındayız. Kendine iyi baktayız. Bu sabah hemen telefon numaralarımızı önden vermek istiyorum. Çünkü tüm hafta boyunca verdiğim değişim haberi ve sürpriziyle birlikte telefonlarımız adeta kilitlendi. 0212 451 36 36 telefon numaramız. Sevgili izleyiciler, bizi arayarak gerçekten kendinize değişim ihtiyacı hissettiğiniz her ne varsa lütfen danışın. Bugün ilk olarak bir konuğumu alacağım ve uzmanlarımızla birlikte acaba kendisine neler yapabiliriz, tüm bunları konuşacağız. Ve daha fazlası kendine iyi bakta işte başlıyoruz. Hanımlar, ekran başına. Cildimiz neden ve nasıl yaşlanıyor? Bunun fazlası sizi yaşlandırır. Sarkmalardan ve kırışıklıklardan nasıl kurtulabiliriz? Örümcek ağı estetiği kimlere yapılır? 30'lu yaşlardan sonra göz çevresi kırışıklığı başlar. Medikal estetik hekimi Doktor Nihat Dik yanıtlıyor. Gülerken ağzınızı kapatmak zorunda mı kalıyorsunuz? Çürüyen, kırık, çarpık, sararmış dişler moralinizi mi bozuyor? Gülüş tasarımı nasıl uygulanıyor? O yüzden kişi yarım saatin sonunda diş etleri daha az görünür hale gelebiliyor. Protez uzmanı diş hekimi Çağdaş Kışlıoğlu yanıtlıyor. Yaz yaklaşıyor. Bölgesel yağlardan nasıl kurtulabiliriz? Tek yapılması gereken şey günde iki defa beşer dakika masaj. Ameliyatsız lazer lipolis kimlere yapılabilir? Kilo alsalar bile o bölgeden almıyorlar. Uygulama ne kadar kalıcıdır? Fizyoterapist Feray Kılıç az sonra kendine iyi bakta. Yaz için geri sayım başladı. Güzel bir vücut tabii ki tüm kadınların hayali, hatta erkeklerin de hayali elbette. Peki bu bölgesel yağlarımızdan nasıl kurtulacağız? Elbette bunun cevabı işte sizde. Sevgili fizyoterapist Feray Kılıç bugünkü konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Feray Hanım? Teşekkür ederim Ebru Hanım. Çok güzel görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Siz de öyle. Sizin de çok renkleriniz bir harika olmuş. Tabii ki hepimiz kıpır kıpırız. Yaz bahar geliyor. Yani. Çiçekler, tabii, renkler. Biraz daha ışık hepimizin ihtiyacı. Doğru, biraz da tabii ki incelmek. Doğru. Peki şimdi bölgesel zayıflama sorunları olanların şikayetleri hep aynı oluyor. Ne kadar zayıflasam da göbeğim gitmiyor. Evet. Gibi. Şimdi doğru, bugüne kadar hep liposuction ile bölgesel zayıflama yöntemleri konuştuk. Peki ameliyatsız lazer lipoliz yöntemi nedir? İşte bugün bundan bahsediyoruz. Ve siz bize bunları anlatacaksınız. Lazer lipoliz kimlere yapılır, kimlere yapılmaz? Hemen başlayalım. Evet. İsterseniz önce kısaca lazer lipolizi bir tanımlayalım. Lütfen. Daha sonra kimlere yapılıp yapılmayacağını bahsedeyim. Hı hı. Lazer lipoliz bildiğiniz liposuction ameliyatına muadil. Lazer lipoliz ameliyatı da var biliyorsunuz. İki, evet, türlü ameliyat var. Bir liposuction girip yağı çekmek. Evet. Bir de lazer kanülle girip yağlı doku içindeki yağı eritip çekmeden çıkma olayı. Bizim yaptığımız bu lazer lipoliz ameliyatsız lazer, tamam, lipoliz. Paletler var küçük küçük. Bu paletleri cildin üzerine koyuyoruz. Evet. 25 dakika boyunca uygulama yapıyoruz. Hı-hı. O 25 dakika boyunca 3 santime kadar olan derinlikteki yağların %25'ini geri dönüşümsüz bir şekilde götürüyor. Bu gerçek. Yani aynen lazer lipoliz ameliyatın ameliyatsız hali olduğunu düşünün. 42 ile 47 derece arasında ısıtarak oradaki yağın ölümüne sebep oluyor. Evet. Ölümüne sebep olduğu için de bir daha o bölgeden kilo alınmıyor. Hı hı. Dünyada ilk ve tek lazerle o bölgedeki yağın geri dönüşümsüz gittiğine dair FDA onayı olan, tamam, tek alettir. Çok o önemli. Tabii. Peki şimdi bu dediğiniz %25'lik oran kaç beden küçülmeye tekabül? Beden dediğimizde bu verdiği kiloyla da ilintili. Tabii. Eğer tabii kişi diyet yapıp bizi destekliyorsa şu kadarını söyleyeyim. Ben yaklaşık bir yıldır yapıyoruz. 100'ün üzerinde hasta aldık ve Türkiye'de 4 noktada var bu alet. Evet, o kadar az çok yerde az var. Hı hı. Şunları söyleyeyim. 2,5 kilo verip 2 beden değişen, 4 kilo verip 3 beden değişen, 7 kilo verip 4 beden değişen ya da hiç kilo vermeyip 1,5. Kilo ve yağ birlikte mi? Yani kilo derken... Aslında kilo diyet yapmak çok gerektirmiyor. Tamam. Ama yağ oranından mı bahsediyoruz? Tabii ki. Yani bir bölgeden gittiğini düşünün. Tabii. Atıyorum göbeğinizde yağ var. O bölgeden 2,5 kilo yağın gittiğini düşündüğünüzde beden değişimi
çok göze batacak şekilde oluyor. 2-3 beden diyorsunuz. Müthiş bir şey bu Feray Hanım. Yani en düşük gördüğümüz beden değişimi 1,5 bedendir. Kilo versin vermesin demeyeyim. Şimdi hastalar yanlış algılayabilir. Kilo vermesiyle beraber evet, daha etkili daha oluyor. Daha da başarı artıyor. Diyetle birlikte başarı çok artıyor. 4 bedene kadar gördük biz. Harika. Peki kimlere yapılamaz? Kimlere yapılamaz? Morbid obezlerde yapılması çok uygun değil ama çok ısrarcı hastalarımız var maalesef ki. Neden uygun değil? Sağlık açısından mı? Şöyle yani biraz kilo aynı liposuction ameliyatına muadil diyoruz. Biliyorsunuz liposuction ameliyatı da kontür düzeltme işlemleri. Bu da aslına bakarsanız kontür düzeltme işlemidir. Ama hastalarımız ısrarla hani bu biraz daha kolay yoluna kaçmak için diyorlar ki yapalım. 3 seans yapalım, 2 seans yapalım ama yapalım biz diyet yapmayalım. Yok yani belli bir kilonun altında olmak daha mantıklı bu tedavi için. Başka protez üzerine, direkt metal proteziniz varsa üzerine yapamıyoruz. Hı hı. Ameliyat çizgisinin tam üstüne yapılamaz. Tabii ki sezaryen vesaire de onun biz dengeliyoruz. Üst kısmına tam çizgi üzerine yapmıyoruz. Tamam. Başka herkes de yapılabilir. Yapılabiliyor. Hı hı. Harika. Peki bu sezaryen ameliyatı doğum yapan hanımlarda ne kadar süre sonra bu tedavi yöntemi? Ortalama 6 ay, 1 yıl sonra yapmak daha mantıklı daha olabilir. Uygun oluyor. Evet. Pekala, lazer lipolizi yapılan bölgede verdik kiloları, yağlar gitti. Tekrar almıyor muyuz? Kesinlikle almıyorsunuz. Bunda çok net olabiliriz. Hatta biz şu anda 6 ay tedavisi bitip geri dönüş kontrollerine çağırıyoruz hastalarımızı. Evet. Görüyoruz ki kilo alsalar bile o bölgeden almıyorlar. Yani santim olarak o bölgeden eski şiddetinde asla büyüme olmuyor. Gerçek bir şeydir, ölüm gerçekleşiyor oradaki yağ hücresi. O yüzden bir daha oradan kilo almıyorsunuz. Evet. Pekala, ameliyatsız lazer lipolizi uygulamasından sonra, başında da bahsettiğiniz gerçi, tabii ki beslenme çok önemli. Sonrasındaki koruma yönteminde de diyelim, diyet ve spor sürekli hayatında olmalı mı kişinin? Şimdi bu aslına bakarsanız diyet ve spor bir yaşam stili haline gelmeli. Ama bizim hastalarımızda genellikle şöyle bir şey var. Biz medikal estetik polikliniğiz. Evet. Çok fazla alternatif terapiler de var. Hastalarımız niyet ederler zayıflamaya. Diyeti yapar, sporu yapar, tedavi yaparlar. Bittiğinde her şeyi birden bırakmak isterler. Bu yanlış bir şey. Bu neden oluyor sizce bu? Yani kişinin bir sabır, disiplin içinde durma noktası mı var? Nedir? Psikolojik etmenler, çevresel faktörler, kişilik yapısı bunlar önemli. O yüzden bazı kişilere biz psikologumuz da var. Psikolojik destek de veriyoruz zayıflama tedavilerinde. Bazı kişilerde şart olabiliyor tabii olabiliyor. Ki. Ama şimdi hepimiz de insani olarak hani duygularla eğer bahsetmek gerekirse. Şimdi diyet yapıyoruz, spor yapıyoruz bazen de aman canım birazcık da yesem ne olur, birkaç haftada sporu bıraksam ne olur. Yani içgüdüsel insan hali hepimiz. Evet. Bu gaflete düşüyoruz. Doğru. Öyle değil mi? Doğru, doğru. Peki o süreçte şey oluyor mu hemen yani? Geri alımlar yok, falan söz konusu yani, değil. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bizim tedavimizi anlatacak olursak. Liposuction ameliyatında orada yağ alındığı için başka bölgeden kilo alabilir. Aynı şey bunun için de geçerli tabii kilo ki aldığında. O bölgeden almıyor ama başka yerden alabiliyor. Bu sebeple beslenme kontrolü hayatımızın her döneminde olmalı. Özellikle hormonal değişimlerin hızlı yaşandığı menopoza girecek bayanlarda bu çok önemli. Kilo artımı maalesef Türkiye ortalaması ortalama 10 kilo kadar menopoz döneminde. Bunlara da tabii ki desteklemek gerekiyor bazen. Doktor arkadaşlarla oturup karar veriyoruz kime hangi kombinasyonu beraberinde götüreceğiz diye. Bazen tabii ki alternatif tedavilerle iç salgı mekanizmasını da aktive etmek gerekebiliyor. Peki ameliyatsız lazer lipoliz aynı anda kaç bölgeye yapılabilir? Her bölgeye aynı anda uygulanabiliyor. Yani şöyle kolunu yaparsınız, sırtını yaparsınız, karnını yaparsınız. Her bir uygulamada 4 palet şeklinde bağlanıyor. Evet. O 4 palet 25 dakikalık bir işlem. Atıyorum göbeğe 4 yaptık. Bayan iç bacaklarına birer palet ya da ikişer palet, bir 4 palet daha. Yani aynı gün içinde birçok paleti uygulayabiliriz. Uygulama bölgelerini de söyleyeyim arzu ederseniz. Lütfen. Karın, göbek kenarları, basen üstleri, bacak içi, bacak dışı, baldır, bilek,
kol, bilek. Kol içi, evet. Bileklerdeki ayak bilekleri. Ayak bilekleri ayak daha bilekleri çok. Genellikle. Uygulanmayan birkaç bölgemiz var. Meme ve gıdı. Evet. Gıdı ile ilgili gerçi Amerika bir çalışma yapıyor, başlık çalışması. Her bölgeye yapılabilir. Yapılabiliyor. Peki tabii dolaşımın olduğu, daha aktif olduğu bölgeler için herhalde bu çalışmalar da yapılıyordur belki. Tabii. Peki bu uygulamalar yapılıyor. Ağrılı mı, acılı mı? Şimdi nasıl bir his var Feray Hanım? Şimdi uygulama yapıldığında hastalar bir sıcak bir soğuk hissi. Öyle bir alet yapmışlar ki adamlar. İçteki yağı eritiyorsunuz 42-47 dereceye kadar. Şu anda izliyoruz. Palet dediğiniz göstergeler herhalde, alet, başlıklar bunlar. Evet, evet. Evet. 42-47 dereceye kadar ısıtıyor. Ve soğutuyor. Aynı anda da cildin soğumasını sağlıyor. Yani 42-47 derece arasında cilt hafif yanar. Tabii. Ama cildi soğuturken yağı eritiyor. Bunun da şöyle bir avantajı var. Asla ve asla sarkmıyorsunuz. Çok önemli. Sarkma yok. Yani liposuction ameliyatlarında biliyorsunuz mutlaka tabii kombine tedaviler yapmak evet gerekir. Cilt sarkmasın diye evet işte ya endermolojik bir tedavi aletiyle birlikte kombinlemek gerekir. Ama bu alette öyle bir şey yok. Hiçbir şekilde sarkmıyorsunuz. En ufak bir dalgalanma olmuyor. O çok önemli. Çok önemli. Hatta bir miktar sarkmalara da etki ediyor. Hı hı. Sarkmanın kalktığı hastaları da gördük. Hatta çatlakların toparlandığını da gördük. Çünkü cildi uyarıyor, koagüle ediyor. Orada kolajen üretimi stimüle ediyor. Biliyorsunuz tabii bazı lazer türlerinde evet cilti tedavi ve etmek ve germek çok için doğru lazerler evet kullanıyor. Benim de uyguladığım yöntemlerden biri. Benim evet de kullandığım, doktorumun evet bana kullandığı aynen yöntemlerden biri. İşte bu aynı anda cildi de koagüle ettiği için, uyardığı için orada kolajen üretimi son derece güzel oluyor. Çok güzel. Sarkmıyorsunuz. Sarkmıyoruz. Ve çatlakları da iyi geliyor. Evet. Bu müthiş bir şey gerçekten. Çok, gerçekten çünkü o çatlaklar çok için gerçekten uygulanmadık tedavi kalmamıştır. İlk kez duyuyorum sizden. Gerçekten biz şunu söyleyeyim. İlk aldığımızda Ebru Hanım biz bu derece etkili olduğunu bilmiyorduk çatlakta. Bunu şeyle öğrendik. Hastalarda öyle miymiş. Sonra tabii bu kontaklarla öğrendik evet ki hakikaten çatlakta çok etkili. Birkaç hastamıza da biz bunu fraksiyonel radyo frekans evet tedavimizi devam olarak tavsiye ettik ve yaptık. İnanılmaz neticeler aldık. Yani çatlakta mutlu sona ulaşabiliyoruz diyelim. Çok güzel, müthiş, müthiş evet bir şey. Peki ameliyatsız lazer lipolizi geldik. Bir seans mı yapıyoruz, birkaç seans mı geliyoruz? Aynı normalde, anda. Normalde biz bunu tek seans yapıyoruz. Mesela atıyorum siz geldiniz tek evet bir seans yetebilir ama genellikle bizi biliyorsunuz bizim bayanlarımızın hatları birazcık kalın olduğu için hedefi de her zaman böyle 36 bedene düşmek olduğu için ikinci seans gerekebilir tamam nadiren de olsa. Ne kadar aralıkla yapılabilir? En erken 4 hafta sonra ya da 6 tamam hafta hı-hı sonra yapılabilir. Yani bunu tamamen hastanın talebiyle ilintili ama yağı olmayan bir insana da gelip bana işte lazer lipolizi yapar mısınız? Hayır, tabii ki evet yapılmıyor. Mutlaka yağın olması gerekiyor. Bir seans veya iki seans çok nadirdir. Üç hiç yapmadık. Hı hı. İki yaptık. Çok nadir üçte olabilir. Çok kaç saat sürüyor? 25 dakika. 25 dakika her bir bölge için 25 evet dakika. Hiçbir evet şey diyen. Bir öğle arasında bile gelip kesinlikle lazer lipoliz yöntemiyle şimdi yağlardan aynen kurtulabilirler. Aynen katılıyorum. Öğle arasında bile. Bir kere ağrı yok. Evet. Korse yok. Evet. Ameliyat değil. Evet. Enjeksiyon yok. Yok. İğne fobiniz vesaireniz varsa. Uyuşturulması gibi hayır, bir şey söz konusu. Hayır, hiçbir şey. Değil. İz yok, leke yok. Özellikle bunu hani biz bu aleti Türkiye'ye ilk alanlardanız. İlk geldiğinde son derece fazla bir talep oldu. Çünkü bunun fanları varmış. Yani bilmiyorduk evet biz bunu aldığımızda. Çünkü iz olmaması, küçük bölgede tabii yok ben kesi istemiyorum. Evet. İşte uğraşmak istemiyorum. İşime aktif olarak devam etmek evet istiyorum şeklinde düşünen insan çok var. Tabii ki. Hakikaten aynen yaptırın işinize devam edin. Oh, harikaymış. Pekala günlük hayata da hemen döndük. Bu çok önemli. Peki bunu yaptık. Sonra dikkat edilmesi gereken hususların bir altını çizelim lütfen. Tek yapılması gereken şey günde iki defa beşer dakika masaj. Hmm, evet. Önemli. Beslenmeyle ilgili bol su içmek.
bildiğiniz liposuction ameliyatlarındaki gibi birazcık diyetimize ilk 6 hafta biraz dikkat etmekte fayda var. Açıkçası yani ben kendi gözlemlerimi söylüyorum. Beslenmesine dikkat eden hastalarda biraz daha başarı yüksek oluyor. Kendinize uyguladınız mı? Ben uygulayamıyorum çünkü benim sağlık sorunum var. Sağ olun. Pil olan hastalara uygulanamıyor. Ben de bir pilli bebek olarak yapamıyorum. Allah sağlık şifa versin inşallah. Size. Pekala. Dikkat ediyoruz bunlara da. Uygulamalara daha sonrasında da. Peki şimdi şöyle bir soru var ki herkesin çok merak ettiği bir sorudur. Size çok soruluyordur herhalde. Göbek bölgesine bu işlem yapıldı diyelim. Evet. Daha sonrasında doğum yapmak nasıl etkiliyor? O yapabilir. Hiçbir mahsuru yok. Hiçbir sakıncası yok. Genellikle genç kızlar da anneleriyle birlikte gelip yaptıranlar bebeğe olur mu ya da zarar verir mi ya da yumurtalık asla ve asla yumurtalıklar tarafından tutulmaz. Sadece ve sadece yağ endeksli bir tedavi yağ hücresini görür. Hedef yağ hücresidir. Yoksa cilt tarafından ya da herhangi bir organ tarafından tutulmaz. Tutulmaz. Hamilelikte tabii ki uygulanmıyor. Yok. Evet. Hamilelikte uygulamıyoruz tabii ki. Peki ameliyatsız lazer lipolis işlemi yapıldıktan sonra yani sonucu hemen görüyoruzdur mutlaka ama daha etkili bir sonuç ne kadar? Şöyle bildiğiniz ameliyata muadil dedik tabii biliyorsunuz ameliyatlardan sonra bir ödem oluşuyor insan vücudunda. Normalde 2 ay kadar sonra görürsünüz sonucu. Bunda da hemen hemen ona yakındır. Şöyle 6 hafta sonra biz kontrole çağırıyoruz hastamızı. Bir fotoğraf çekimi yapıyoruz. Stüdyolarımız var. Bir de 12 hafta sonra fotoğraf çekimlerini yapıyoruz. Ana neticeyi genellikle 3 ya da 4 ay sonra görüyorsunuz ama 6 haftanın sonunda ortalama %50'sini görüyorsunuz. Çok önemli. Tabii. %50'lik bir oran. Tabii. 6 haftada. Zaten ilk 6 haftayı yakaladığımızda hastalar çok daha fazla motivasyonlu olarak geri evlerine dönüyorlar. Daha da hırslı dönüyorlar. Çünkü neticeyi görünce gerçekten fark etmiş. Peki. Gerçekten hani ben dikkat etmemiştim ama çok iyi sonuç. İyi son 6 haftada böyle ipi ucundan yakalayayım çabası içine giriyorlar. Tabii. Ama o 6 hafta içerisinde fiziksel bir değişik bir görünüm elde edemiyorlar. Tabii. Yok ediyorlar. Ediliyor. Ediliyor. Ödem yani, oluyor dediniz ama. İlk iki haftada işte o ödemi atmak için masaj yapmak gerekiyor. Masajı kişi kendi mi uyguluyor? Kendisi de yapabilir. Bazen biz kendimiz de destek veriyoruz. Elimizde gerekli ekipmanlarımız, aletlerimiz var. Endermolojik tedavi gerekebiliyor. Bazen radyo frekansla tedavi gerekiyor. Bazen LPG dediğimiz tedaviler var. Ben onu da çok severim. Çok. Benim çok eski ve çok kullanılan bir yöntem değil mi? Benim en sevdiğim tedavilerden birisi. Peki biraz onu da anlatalım mı hazır oraya girmişken? Tabii. Şimdi genellikle bizim bayanlarımızda alt beden üst beden bir farkı olur ya da lokal yağları olur. Maalesef bir kişi kilo fazlası varsa direkt diyetle verebileceğini düşünüyor. Ama bölgesel sorununuz varsa asla ve asla tek diyetle veremezsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim, her kilo verdiğinizde zayıf yerden verirsiniz, kilo alırken kilolu yerden alırsınız. Çünkü orası sizin deponuz, evinizin kileri diyelim. Mutlaka oranın metabolizmasını aktive edecek tedavilerle kombinlemek gerekiyor. Ve kişi kilo verirken eğer bağ dokusunda sarkma vesaire gibi bir durum yaşayacaksa, mutlaka işte orada LPG şart. Evet. Selülit varsa LPG şart. Çok etkili. Çok etkili. Harika. Tabii ki bu selülit denen musibetimiz bizim tamamen gitmiyor. Evet. Onun derecesini azaltmak mümkün. Yani 3'se 2, 2 ise 1 yapabilirsiniz ama sıfırlayamazsınız. Ve bir de biz hastalarımıza genellikle şunu öneriyoruz selülitü varsa. Bir kürü yaptıktan sonra selülit tedavisini her ay rekli döneminden sonra tek bir seans gelin, yani o vücuttaki ödemi atın ki o selülitin oluşum mekanizmasını birazcık azaltalım. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben de teşekkür ediyorum. Mutlaka sizi bekliyorum. Ben mutlaka. De fazla nereye? Yok görmedim ama yani bir görüşelim de. Bir görüşelim tamam oldu. Hayır diyemem elbette bu teklifi. Elbette efendim hepimiz kendimize iyi bakmaya devam ediyoruz. Tabii ki. Şimdi kendine iyi bak kameraları avukat Erdal Demir'in yanına gidiyor. Bakalım bize vereceği bilgiler sizin ilginizi çekecek mi? Boşanmalar neden artıyor? Çocukların velayeti kime verilir? Şiddete maruz kalan eş ne yapmalı? Boşanma davalarına dair merak edilen soruları
Avukat Erdal Demir yanıtladı. Avukat Erdal Demir'in yanındayız. Günümüzde artan boşanma nedenlerini mercek altına alıyoruz. Erdal Bey, boşanma sayısındaki artışın artık normalin dışında olduğuna dikkat çekiyor. Evlenmek ne kadar doğalsa boşanmalar da doğal dememiz gerekiyor ama artık boşanmaların sayısı o kadar arttı ki çok doğal karşılayamıyoruz. Çünkü insanlar evleniyorlar ve kısa bir süre sonra boşanmaya karar veriyorlar. Birbirlerini tanıma fırsatını bile vermiyorlar. Bu konuda anayasamıza göre aile toplumun temeli olarak kabul ediliyor. Ve devletin ailenin korunması için gerekli tedbirleri almak gibi bir yükümlülüğü var. Bu konuda gerçekten temelden bir takım çalışmaların yapılıp aile yapımızın tekrar korunmaya alınması lazım. Yoksa aile çatırdarsa toplum da çatırdar. Şu an bir çatırtı duyuyoruz. Avukat Erdal Demir'den en sık yaşanan boşanma nedenleri. İnsanlar ellerindekiyle yetinmiyorlar. Bu bir boşanma sebebi. İnsanlar geçim sıkıntılarına düştükçe birbirlerine tahammül edemiyorlar. Bu da önemli bir sebep. Bir üçüncüsü de insanların birbirlerine tahammül edebilmeleri lazım. Sokakta bile artık birbirimize tahammül edemiyoruz. İki farklı insan aynı evin içerisinde birbirlerine tahammül edemiyor. Sevgiyi yaygınlaştırmamız lazım. Her şeyin yolu sevgiden geçiyor. Benim tespitim bu yönde. Boşanmaların temel sebebi sevgisizlik. İnsanlar kendi işlerinde farklı şeyler yaşasalar da fikren ve ruhen anlaşamadıklarını, dolayısıyla aile birliğinin temelinden sarsılması gerekçesiyle şiddetli geçimsizlikle mahkemelere geliyorlar. Şiddetli geçimsizlik en temel boşanma sebebi. Büyük bir torba düşünün, onun içine her şeyi doldurabilirsiniz. Şiddetli geçimsizlik böyle bir şey ama temeldeki esas sorun sevgisizlik. Boşanma sürecinde neler yaşanıyor? Aile mahkemeleri kanununa göre buraya seçilen hakimler de gerçekten işte belli bir yaşı geçmiş bir aile hayatı olan insanlardan seçilmeye gayret ediliyor. Kanun bunu öngörüyor. Bu mahkemelerdeki hakimlerin öncelikle işleri sulhe teşvik etme yükümlülükleri var. Bunu yapıyorlar. İşte taraflar arasındaki sorunu tespit edip her iki tarafa da sulh yoluyla evliliklerini devam ettirme noktasında telkinde bulunuyorlar. Ve daha sonra uzman görüşünden istifade ediyorlar. Bu mahkemenin yardımcı organları var. Sosyal hizmet uzmanı, pedagog, psikiyatrist, bunları taraflarla kendi evlerinde veya mahkeme dışında görüştürüp bunlardan alınacak raporu hakim serbestçe değerlendiriyor. İşte kusur tayini falan da tanık ifadeleriyle birlikte uzman görüşüne göre tespit ediyor. Tek celsede boşanmak mümkün mü? Medeni kanunda işte boşanma sebepleri var. Bir de anlaşmalı boşanma diye bir kurum var. Eğer taraflar evlilikleri bir yıldan fazla sürmüş ve boşanma ve boşanmanın sonuçları olan velayet, nafaka, tazminat konularında kendi aralarında anlaşmış ve buna ilişkin bir protokolle hakimin huzuruna gelmişlerse hakim şiddetli geçimsizlik var saymak zorunda ve tarafları boşanma durumunda. Tek celsede boşanma sadece bunda var. Boşanma davasında taraflar mahkemeye gitmek zorunda mı? Burada da normalde taraflar mahkemenin huzurunda olmak zorunda değil. Avukatla temsil edilebilirler ama bunun istisnası işte az önce bahsettiğimiz anlaşmalı boşanma durumunda hakim tarafları bizzat dinleyerek protokoldeki şartların özgür iradeleriyle belirlendiği ve imzanın kendilerine ait olduğunu tasdik ettikten sonra boşanmaya karar vermek zorunda. Tek celsede boşanma hukukumuzda sadece burada var. Boşanma davasında çocukların velayeti kime verilir? Taraflar eğer çocukların velayeti konusunda anlaşmışlarsa hakim bu anlaşmayla bağlı değil. Çocukların menfaati hangi eşte kalmayı, velayetin hangi eşe verilmesini gerektiriyorsa velayet o eşe veriliyor. Atıyorum bir eş çocuğa bakamayacak ama diğerine biraz baskı yaparak velayetin ona verilmesini sağladı. Hakim bu durumu tespit ettiğinde velayeti ondan alıp diğer eşe verebilir. Burada velayet konusunda 2-2-4 gibi kesin kurallar yok. Hakim velayeti belirlerken çocukların menfaati hangi eşte bulunmayı gerektiriyorsa buna göre velayeti belirliyor. Diğer eşin çocukların bakımı, iaşesi, eğitimi için yapacağı katkı neyse bunu da
iştirak nafakası adı altında hükme bağlıyor. Şiddete maruz kalan eş ne yapmalıdır? Şiddete maruz kalması durumunda bu zaten bir boşanma nedeni. Boşanabilir ama yani bu boşanma bir süreci gerektiriyor. Ama şiddet anlık bir olay. Dolayısıyla bunun hemen önlenebilmesi için polisten yardım isteyebilir. Mahkemeye gitme imkanı varsa gidip aile mahkemesinden bunu beyan ettiğinde hakim hiçbir delil araştırmadan bu koruma tedbirlerini derhal alıyor. 6 aya kadar şiddet uygulayan bireyi müşterek konuttan uzaklaştırıyor. İletişim vasıtalarıyla rahatsız etmemesine karar veriyor. Artı iş yerine belli mesafeden fazla yaklaşmaması gibi kararlar alıyor ve bunu derhal polis aracılığıyla diğer şiddet uygulayan bireye tebliğ ediyor. Buna aykırı davranmanın da hakim başka bir delil aramadan 3 günden 10 güne kadar hapisle cezalandırıyor, disiplin hapsi. Tekrara ayrıca şiddetten dolayı da bir dava açılıyor. Bu sadece hakimin tedbirine uymamanın müeyyidesi. Bu konuda gerçekten çok hızlı bir yasal işlemler yürütülüyor. Estetiğe ve güzelliğe dair merak edilen soruların yanıtlarıyla medikal estetik hekimi Doktor Nihat Dik, sağlıklı ve güzel gülüşlerin sırlarıyla protez uzmanı diş hekimi Çağdaş Kışlıoğlu şimdi stüdyomuzda. Kendimize iyi bakmaya devam ediyoruz efendim. Şimdiki konuklarım medikal estetik hekimi Doktor Nihat Dik. Merhaba. Hoş geldiniz. Özledik sizi. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim. Harika. Ve protez uzmanı diş hekimi Çağdaş Kışlaoğlu. Evet efendim, siz beni aslında özlemediniz mi? Sizi de çok özleyeceğim inşallah bundan sonra, çünkü ilk kez programımıza katılıyorsunuz. Evet, ama sizi izleyicilerimiz zaten yakından tanıyorlarmış. Doğru. Öyle değil mi efendim? Ekranda tabii ki simayende görmüş olduğumuz hekimler bir başka güven uyandırıyorlar ve gidip görüştüğünüz zaman sanki sizden biri gibi geliyorlar. Bunu hastalarını söylüyor mu size? Haklısınız, doğru. Genelde şey diyorlar, siz bizi tanımıyorsunuz ama biz sizi tanıyoruz diye. Değil mi? Ya doğru. Da şöyle söylüyorlar. Biz sizinle bir yerden tanışıyoruz ama nereden olduğunu çıkartamadım sizi falan diyor. Şöyle bir şey oluyor tabii ki. Biz yaptığımızı sergileyebiliyoruz sizler sayesinde. Ama sizler de çok seçkin hekimlersiniz. Zaten buraya geliş sebebiniz de bu yapmış olduğunuz işi bir şekilde bizimle de paylaşmak. Bizi de mutlu ediyorsunuz. Çok çok merci. Beraber teşekkür edeceğiz galiba. Teşekkür ederim. Evet, bu teşekkür durumda bir teşekkür hak ediyorum galiba. Tamam, anlaştık. Peki efendim, şimdi hepimiz yıllar geçtikçe size bakınca ilk aklıma gelen hemen örümcek ağı. Örümcek ağını size görünce benim için bütünleşmiş bir durumda. Bunu çok konuştuk. Çok da güzel konuştuk bugün ama biraz daha ben yaz geliyor işte, biraz daha güzelleşelim. Her yerden, her açıdan gülüşümüz de güzelleşsin. Evet. Değil mi? O pembe gülüşler falan çok hoşuma gitti benim, o bahsettiğiniz. Pembe gülmek de çok güzel bir terim bence. Peki efendim, cildimiz yaşlanıyor. Kırışıklıklar oluşuyor. Çökmeler oluşuyor. Daha çok da hanımlarda oluyor bunlar. Neden? 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 Şunun için, daha çok hanımlar kilo alıp kilo veriyorlar, bu bir. İkincisi, yüzle ilgili baktığınız zaman bizde erozyonu önleyen ağaç kökleri gibi sakal kökleri var, ondan. Bir de hormonal olarak bizde testosteron çok çok yüksekken sizde östrojen ve progesteron yüksek. Bu sizin yağlanmanızı ve diyet zamanları daha fazla içerideki kolajenin erimesini sağlıyor. İşte bu sebeplerden dolayı hanımların yaşlanması erkeklere göre daha hızlı oluyor. Daha hızlı. Şayet. Yaşlanma kriterleri var. Bir, genetik. Evet. Genetik çok önemli. Çok önemli. Bakın anneme isterseniz. Burada mı? Bakın, kendisi orada oturuyor. Maşallah. Ablanız gibi neden güzel olduğunuz ortaya çıktı. Çok önemli. Meğersem şeymiş, genetikmiş. Teşekkür ederim. Tamam, birinci soruyu bildim galiba. Evet, genetik. Genetik. Anasına bak. Büyük faktör. Kızını al. Tamam. Bir, genetik. İki, çevresel faktörler. Nedir efendim çevresel? Çevresel faktörler. Büyük şehirde yaşıyorsanız daha çabuk yaşlanırsınız. Niye? Egzoz dumanı var. Kirli gazlar var. Diğer hemen maddeye geçmek istiyorum. Stres. Stres insanı çok çabuk yaşlandırır ve çabuk öldürür. Ne kadar uzak o kadar iyi. Beslenmeye çok dikkat edeceksiniz. Çok kalorili yiyecekler yemeyeceksiniz. Diyet yapalım diyorlar. Diyet nasıl yapıyorlar biliyor musun? Sabahtan akşama kadar domates suyu içiyor. Evet. Aç kalıyor. Aç kalırsanız hem kolajeninizi kaybedersiniz, evet, yağınız da gider, kas toksunu da kaybedersiniz, beliniz bükük gelirsiniz. Ya. Neden? Kas toksunu kaybederseniz bel fıdığı, boyun fıdığı olursunuz. Ya. Ve tabii ki. Solgun bir cilt, halsizlik, her şey dökülen olur. Saçlar, mat saçlar, hepsi beraberinde geliyor. Kesinlikle bunlar dişleri de etkiliyordur mutlaka, değil mi? Bu kadar kalsiyum, mineralsiz beslenme şekli.
etkileyebilir. Uzun vadede diyetler, kronik yapılan, çok uzun vadede diyetler, hiçbir şey yemeden yapılan diyetler, bunlar yanlışları saydık. Doğru evet. Ne? Doğrular doğru mi? Şey. Düşük kalorili beslenen insan hem güzel hem uzun yaşar. Doğrusu çok bu. Güzel. Düşük kalori. Çok yemeyin, az az yiyin, her şeyden yiyin. Kısıtlama yok. Yıllara hiçbir meydan okuyor diyorsunuz. Hiçbir kısıtlama yok. Hem uzun yaşarsınız, tamam. Hem güzel yaşarsınız, hem estetik yaşarsınız. Estetik nasıl yaşarsınız? Güzel bir vücuda sahip olursunuz, güzel bir yüze sahip olursunuz. Kilo alıp kilo verme olmadıktan sonra yüzünüz kolay kolay sarkmaz. Uykudan bahsettiniz, uyku da gerçekten çok önemli. Kaç saat uyuyalım? Efendim, çocuklukta 10-12 saat arası evet. Uyku normaldir. Giderek 8-10 saate düşer. 6-8 saat arası 40 yaşın üstündeki bir kişi için uygundur. Uygun. 6 ile 8 saat arası hı-hı. Uyuyabilirsiniz. 6 ile 8 saat arası evet. Ama çok uygun bir zaman. Daha az uyumak. Bazı gün 6 saat olabilir. Hı-hı. Niye 6 saat uyudunuz diye kendinizi sorgulamayın. Ama ortalama 8 saat uyku süper güzel bir uyku. 8 saat gerçekten evet. Çok faydalı oluyor. Yani sabah kalktığınızda o cildi, göz altlarını ve her türlü parlaklığı, o uykunun size vermiş olduğu sağlığı görebiliyorsunuz. Ben de bunu kendimde özellikle dikkat ediyorum. Uyuduğum zamanlar başka bir Ebru olarak kalkıyorum. Bu çok önemli. Peki efendim, yıllara meydan okumak istiyoruz. Cildimiz en çok neye ihtiyaç duyuyor? Bana lütfen söyler misiniz Nihat Bey? Cildiniz en çok neye ihtiyaç duyar? En çok neme ihtiyaç duyar. Nem olması için cildin altında kolajen olması lazım. Tamam. Kolajen olması için elastin ve fibrinlerin olması lazım. Bunların hepsinin olması için ilk saydığımız o 5 madde lazım. Evet. Güzel yaşayacaksınız. Biraz genetik yatkınlığınız da olacak. Tamam. Olmadı genetik yatkınlığınız yok ama genetik bu saydıklarımızın hepsini %30 oranında etkiler. Çok önemli. Siz eğer ki yaşlanmıyorsanız, hep güzel kalıyorsanız bu annenizden dolayı olma yüzdesi %30'dur. %70'i sizin kendi hakkınız. Ama maşallah Allah'a çok şükür. Ne yapalım? Herkes mutlaka. Şimdi güzelliği de tabii tanımlarken çok spesifik olmamakta fayda var. Çünkü aynaya kendine iyi bakan ve güzel bakan, sağlıklı olan herkes kendini güzel görüyor. Ben buna inanıyorum. Güzellik çok göreceli. Ama güzellikle sağlıklı görünme arasında da çok ciddi bir benzerlik var. Kesinlikle. Sağlıklı görünmek ne demek biliyor musun? Sağlıklı görünmek demek cildinizin pırıl pırıl olması, gözlerinizdeki ışıltının güzel olması. Yani her şeyden önce bir mutlu insan olmalısınız. Evet. Mutlu düşünmelisiniz. Biraz polyanacılık da oynayabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Hiçbir zararı yok. Peki. Yani hep bardağı dolu tarafından bakın. Ama cildinizin parlak olması, güzel olması, yüzünüzün sarkmaması için her şeyden önce saydığım 5 madde. Hı-hı. Ama oldu da bunları yapamadınız. Para kazanma hırsına yenik düştünüz. Uyuyamadınız, çok çalışmak zorunda kaldınız. Ve çok stresli bir işiniz var ve yapacak başka bir işiniz yok. Her şartta size gelmek lazım şimdi Nihat Bey. Ben derken doktorları kastettim. Tabii ki elbette. Yani medikal estetik gerçekten 18 yaşa kadar indiğini düşünüyorum. Herkesin cildiyle ilgili problemleri bir şekilde göz ardı etmesi için, öğrenmesi için... O dinç hali yakalayabilmek için sürekli insanların başvurduğu en önemli kişilerden birisiniz artık. Herkesin günümüzde bir medikal estetik doktoru var. Doğru hemen hemen var. Peki, şimdi göz çevresi kırışıklıklarından bahsetmek istiyorum hemen. Önce yaş aralığını lütfen bana söyleyin ve ne yapılabilir? 30'lu yaşlardan sonra göz çevresi kırışıklığı başlar. Tamam. Özellikle çok aşırı güneşte kalan insanlarda göz çevresi ve alın kırışıklığı ve yüzdeki yaşlanma çok çok daha fazla olur. Bilinen en güzel yaşlandırıcı güneştir. Güneş hem lazım hem de korunmak lazım. Aynen. Günde... O da çok güzel bir sağlık vermiyor bakın, mu insana o güneşlenme günde halini? 20 dakika güneşlenmeniz... Güneşten alacağınız D vitamini için yeterli. Bunun fazlası sizi yaşlandırır. Hele özellikle güneş yağı sürmeden, güneş koruyucular sürmeden, güneş altında sabahtan akşama kadar yatan hanımefendiler, beyefendileri ben 2-3 kilometre uzaktan görebiliyorum. Ve diyorum bu hiç korunmamış, hiç şey olmamış. Çünkü onların cildi normal insanlara göre %20, %30 oranında daha yaşlı. Fark ediyor. Bir tek yüzde değil, ben vücutta da görüyorum onu. Tüm vücutta onu. Da. Özellikle dekolte bölgesi, evet. Boyun bölgesi, el üstleri, yüz. Yani güneşle çok çok karşı karşıya kalan bölgelerde yaşlanma çok hızlı oluyor. Normal sürenin iki katı gibi. Bu insanlara baktığınız zaman ne yapabilirsiniz? İşte kırışmış.
Yüzü kırışmış. Tekrardan kaybettiğini yerine koyma. Yani tıpta idame tedavisi dediğimiz bir tedavi çok var. Çok güzel. Kaybedileni geri yerine koyarsan tamam. Eski haline döndürürsün. En çok başvurulan yöntemi hemen. Botoks. Botoks. Harika. Botoks kesinlikle botoks. Göz kırışıklıkları için, botoks göz kapağı da, düşüklüğü için. O göz kapağı soru cevaba döndük. Peki, tamam. Döndük, peki. Teker söyleyeyim. Göz kırışıklığı. Göz kırışıklığı diye sorarsanız botoks tamam. derim. Ama botoks da açamıyorsam altına hyaluronik asit dediğim tamam. Bir madde var. Tamam. Dolgu olarak bildiğimiz hı-hı. madde. Ondan yayarım göz altına. O çok daha güzel nem yapar. Tamam. Ve botoks da kaybettiğiniz ifade kaybını onda etmezsiniz. Mutlaka oluyor mu ifade kaybı? Olmuyor. Mikro botoks yaparsanız hiç ifade kaybı olmaz. Kırışıklık gider, mimikler kalır. Kalır. Bu da biraz el ayarıyla ilgili. Tabii ki bu çok önemli. Sizin tecrübenizle alakalı. Peki bu ışık dolgu denen mesele bahsetmiş olduğunuz göz altına yapılan evet. uygulama mı efendim? O ışık dolgusu hem göz çevresindeki kırışıkları gidermek için hem de göz altındaki morlukları gidermek için veya çukurluğu gidermek için yapılır. Bunun için de uzak bir yerden bir kanül yardımıyla girilir. Çünkü bu bölgenin kanlanması ve sinir ağı çok yoğundur. Ve onun için gözaltı ışık dolgusu yaptıranları ben hemen sokakta sayabiliyorum. Öyle mi? Çünkü iğneyle yaptırmışlar. İğneyle, iğnesiz yaptırılan gözaltı ışık dolgusu kapıdan daha çıkarken wow, süper, harika. Süper olur. Diğeri ne şekilde kendini gösterir? Yani iğneyle yapılan evet. mı? İğneyle yapılan da bir morluk olur her şeyden önce. Peki. Ve şey olur. Bakın oralar katman katman. O anatomik yapıları çok iyi bilmek lazım. Hangi anatomik yapıda hangi neyin arasına nasıl bir dolgu malzemesi koyduğunuz bilmeniz lazım. Çünkü yüzlerce çeşit dolgu var. Nereye evet. ne konulduğunu gözaltı iyi bilmek hassas, lazım. Gözaltı çok hassas. Ödem olabilir, torbalanma her olabilir. Şey geri olabilir. Dönüşü olmayan başka... Her şey olabilir. Olabilir her mi? Şey olabilir ama işini iyi yapan bir hekim nereye ne yaptığını iyi biliyorsa sonuç mükemmel olur. Evet. Peki estetikten bahsediyoruz, estetik yaptırmanın yaşından bahsediyoruz. Bu güzel gülüş, güzel bakış, güzel görünüm hepsi bir bütün öyle değil mi? Evet. Doktor Bey, Çağdaş Bey siz de tabii ki bundan bahsederken güzelce de gülüyorsunuz aynı zamanda. Teşekkür ederim. Ben hemen ona bakarım. Bir hekim sizin yüzünüze bakarım. Sizin dişleriniz gerçekten çok güzel. Kendi dişleriniz mi Nihat Bey? Çağdaş Bey. Ama Çağdaş Bey gerçekten ve hekimin dişlerinin iyi olması bence çok çok önemli. Size o güvenle geliyor hastalar. Evet. Tabii ki diş güzelliği de çok çok önemli. Haklısınız. Şimdi yüze ne yaparsak yapalım. Yüz güzel olsun, cilt gergin olsun her şeyi ama diş her zaman yaşın habercisi. Hmm, çok güzel. Bazı hanımlara veya beylere bakıyorsunuz. Artık günümüzde aslında beyler de kendine bakmaya başladı. Orantıyı vurduğun zaman %30 beyler, %70 hanımlar. Ama bu oran giderek eşitlenmeye başlıyor. Evet. Çünkü artık şey devri kapandı. Ben erkeğim, ben kendime bakmam. Ne olursa olur. Tabii. Devri kapandı. Kapandı. Artık beyler de kendine bakmaya başladı. Her şey güzel olsun. Dişlere baktığınız zaman kişinin yaşını ele veriyor. Özellikle bazı insanlar var ki bakıyorsun 40 yaşlarda, 50 yaşlarda. Ama dişlere baktığın zaman 60 duruyor, 70 duruyor. Ay diş yaşını ilk defa duyuyorum. Gerçekten çünkü çok güzel. Bakımla uğratılı. Hepimiz tabii. doğunca dişlerimiz tertemiz, çok tabii. güzel. Giderek ne oluyor? Geliştikçe yıpranıyor. Evet. Aşınıyor, görünmez hale geliyor. Orta yaşlı insanlara bakın ne olur? Diş aşındığı için ve yer çekimi etkisiyle dokular düştüğü için evet. dişler görünmez. O zaman genç göstermenin yolu böyle o kadar gülüş tasarımı yapmak gülüş oluyor. Gülüş tasarımı yapmak. Gülüş tasarımı yaptığın zaman kişi otomatikman birkaç yaş daha gençleşiyor. Yaşına göre orta yaşında insana yaptığında tabii ki daha genç gösteriyor. Evet. Bazen de genç bireylere yapıyorsun. Çünkü derler ya atalarımız sık dişini geçsin diye. Evet. Böyle bireyler... Genç yaşta bile stresten dolayı Nihat Bey'in bahsi stresten dolayı sıkıyor dişlerini. Evet. Bir bakıyorsun 25-30 yaşında insan dişler dümdüz olmuş. Konuşurken görünmez hale gelmiş. Yaşını göstermiyor. O zaman böyle vakalarda gülüş tasarımı yaptığın zaman çok başarılı oluyor. Harika. Gülüş tasarımı nedir diye hemen soracağım. Bahsediyoruz biz kendi aramızda. Bir de söylerken de gülüyoruz. Ama evet, nedir, evet. nasıl yapılır, kimlere yapılır? Şimdi gülüş tasarımı aslında her yaşta insana yapılabilir. Burada ana amaç şu. Kişinin yaşına göre, cinsiyetine göre... Toplumdaki konumuna göre diş yapmak lazım. Çok doğru. Gidip de herkese aynı dişi yaptığın zaman, herkese bembeyaz dişi yaptığın zaman, parlak dişi yaptığın zaman ben bunlara diş demiyorum. Bunlara ben porselen yemek takımı diyorum aslında. Dişin, çok doğru. Dişin dişe benzemesi lazım. Çok şimdi doğru. Nihat Bey'e demin sordunuz kendi dişim mi? Baktığın zaman anlamaman lazım. Evet. Diş kendi dişim mi? Kendi aynen dişim öyle. Mi? Doğal olacak, yüzde bütünleşecek, kendisi gibi duracak. Gençleştirecek kişi, bakanlar diyecek ki sende bir güzellik var.
ama nereden geldiğini anlamayacak. Şey soracağım, çok bir doğru. Diş hekimi baktığı zaman diş gerçekten şey mi, yani porselen mi, orijinal diş mi, anlayabiliyor musunuz gerçekten? %90 anlayabilir, %90. Şey, Akdeniz ana şey. Kendi dişiniz. Kendi dişiniz. Harika. Şey diyor, kendi dişiniz kendi ama ben hafiften azıcık dokundum. Dokundum. %90 anlar, %90 anlar. Evet. Ama bazen %10'luk bölümü ne? Çok doğal diş yaparsan. Çünkü bazen ben de oturuyorum mesela, bazı vakalar var ki diyor ki kesinlikle hiç belli olmasın. Yüzey karakteri giriyorsun, birkaç renk giriyorsun, şeffaflık giriyorsun. Tabii. Kesinlikle diş hekimi bile anlamıyor yapıldığını. Çok güzel. Böyle vakalar aslında diş hekimini de mutlu ediyor. Evet. Ve söylüyorum. Yani herkes bir doğallık arayışında aslında. Arayışında, yüz evet. Gençleştirmede. Öyle, doğal işte durması her lazım. Şey doğal olsun. Yani yapılı olmayalım ama evet. Güzel gözükelim. O gizli güzelliğin arkasındaki şeye bakalım ne ha, acaba burada şey, kendini gösteren. Aynen şey, eksilerin yerine koyalım, fazla bir şeyler yapmayalım, abidik gubidik garip şeyler çıkmasın. Çıkmasın. Her doğru. Şey doğal ve natürel olsun. Çünkü herkes bunu istiyor. Her şeyde bunu istiyoruz. Kesinlikle öyle. Peki çok güzel söylediğiniz şey. Bugün biliyorsunuz çok şanslı bir hanımefendi var. Az sonra bizim için evet. Buraya gelecek. Kendine iyi bak da. Değişim için eğer bize başvurmak isterseniz tepeden tırnağa A'dan Z'ye her şeye el atacağız dedik gerçekten. Bugün ilk şanslı kişi Hanife Özuygur. 50 yaşında, iki çocuk annesi kendisi. Düğünler veya açılışlar gibi etkinliklerde organizasyon yapıyor. Sosyal bir kimse. Ve insanlarla da devamlı konuşuyor. Dolayısıyla kırışıklıklarından kurtulmak istiyor. Gülüş tasarımı istiyor, dişleri daha güzel olsun istiyor. Ve tabii ki sizin gibi uzman ellerde ben çok merak ediyorum. Adım adım izleyeceğim bu süreci. Gerçekten çok güzel olacak bizim için. Bunu heyecanla bekliyorum. Peki efendim, bu gülüş tasarımını yaparken hemen açalım. Nasıl bir şey yapacağız? Şimdi şöyle diyelim ki yaşımız ilerledi, aşındı dişler. Ancak kendi dişimizi de kaybetmek istemiyoruz. Evet. Çünkü nedir? Önemli olan yapıyı koruyarak bir şey yapmak. Dişin üzeri ya hafif pürüzlendiriliyor veya bazı vakada hiç pürüzlendirmiyorsun. Tamam. O halin dijital ölçüsü alınıyor. Evet. Aldıktan sonra gülüşü diş hekiminiz tasarlıyor. Tasarladıktan sonra özel mumdan dişleri oluşan dişleri tek tek dişlerin üzerine koyuyorsun. Provası çok önemli. Provada bakıyorsun dudak desteği nasıl? Ne dedik? Dudakta zamanla ince kırışıklar oluşuyor. Bu kırışıkları aslında belli bir dereceye kadar dişle destekleyerek mümkün. Çok güzel. Belli bir dereceye lafını kullanıyorum. Çünkü Nihat Bey daha, daha ilerleyen safhada. Her şey dişli olmaz. Muhakkak estetik müdahalelere girmek lazım. Mutlaka. Boyuna bakılıyor. Fırlaklığına bakılıyor. Aks deniyor. Diş sağa mı bakıyor, sola mı bakıyor? Bunlar ağız içinde düzeltiliyor mumlar üzerinde. Çok önemli. Yani diş ölçü aldın, dişi taktın değil. Muhakkak arada diş hekiminizin belirlediği bir kalıbı ağza denemek lazım. Tabii. Ve ne dedik? Bunlar takma tırnak gibi. Lens gibi incecik dişin önüne koyuluyor. Çok güzel. Yaprak porselen adımı geçiyor. Yaprak porselen diyorlar, lamine diyorlar. Halk arasında farklı farklı. Söylemleri var. Evet. En büyük güzelliği ne? Mum üzerinde her şeyi gördük. Evet. Oturttuk. Renk de seçtik. Ondan sonra diş hekiminiz ince ince onları oturup hazırlıyor. Bilgisayar destekli programlarla çok üretiyor. Güzel. En büyük güzelliği içinde metal yok. Işık geçirgenliği aynen doğal diş çok gibi güzel. Ve gerçek gibi duruyor. İnsanların merak ettiği konu şu. Ne kadar zamanda yapılıyor? Hekimi 3 defa ziyaret ederek bir haftada yapılıyor. Harika. Bazı zaman çok kişinin acelesi oluyor. Aynı günde bile bilgisayar destekli teknikler sayesinde yapılıyor. Hatta bu haftaki adayı öyle düşüneceğiz. Çünkü vaktimiz kısıtlı. Evet. Aynı gün sabah gelecek, akşam çıkacak inşallah. Evet. Niyetimiz o. Evet. Ben de öyle, hiç ameliyat yapamayacağım ona. Evet. Ameliyatsız olacak. Tamamen medikal estetikle bakalım neler yapacağız. Neler? Bayağı bir şeyler yapacağız. Tabii, öyle kendisi gözüküyor. Kendisi geldiğinde de tabii siz neler uygulamayı öngörüyorsunuz. Evet. Onlardan da bahsedin lütfen. Çok heyecanlı bir süreç. Kendisi onu birazdan görerek şey yapalım. Göreceğiz. Çünkü tabii, geldiğinde şeyi, katılımcıyı daha az önce burada gördüm. Hem de uzaktan gördüm. Onun için canlı canlı olacak. Burada oturtacağız. Canlı canlı ne yapacağız? Hepsini aynen. Burada anlatacağız. Bolca vaktiniz olacak bunun aynen. için. Sizin için de aynı şey geçerli. Ve de bunları hazırlayıp dişin üzerine yapıştırıyorsun. İnsanlar şunu merak ediyor. Yapıştırılan cisim düşer mi? Düşmüyor. Evet. Bunu özel bir teknolojiyle yapıştırıyorsun. Tamam. Kırılır mı? Diş kadar dayanıklı. Tamam. Dişin yaptığı her fonksiyonu yapabilir. Ömrü ne kadar? 10 sene. Çok güzel. Ben sizin için güzel bir video hazırladım. A'dan Z'ye gülüş tasarımıyla ilgili. Evet. İsterseniz gelin izleyelim beraber. Haydi görelim. İzleyelim. Evet. Buyurun bakalım. Görelim bakayım. Simetri, doku ve uyum ile ortaya çıkar. Bu ancak içten duygular, titiz el işçiliği ve sanatsal bir bakış açısıyla sağlanır. Bir fotoğrafçı gözüyle bakmalı, bir ressam gibi resmetmeli, bir heykeltıraş gibi şekil vermelidir.
tatlara dokunuyorum. Güzel bir gülümsemenin hayatta neleri değiştirebileceğini hayal edin. Harikasınız gerçekten. Ellerinize sağlık. Çok etkileyici. Bir sanat eseri yarattınız. Evet, A'dan Z'ye giriş tasarımı görmüş olduk. Evet. Ve sanatçı hanım ne kadar değiştiğini de görmüş olduk aslında. Başta çocuksu bir insan varken, dişlerde aralıklar var, dişler kısa. Evet. Daha sonra daha kadısı, daha hoş çok bir hoş. İnsan ortaya çıktı. Aynen öyle. Sizlerle paylaşmış olduk. Evet, çok çok da güzel olmuş. Ve tabii benim burada en çok ilgimi çeken bir sanat eseri gibi yaklaşıyorsunuz. Haklısınız. Yapmış olduğunuz eser de sizin eseriniz. Doğru. Onu da çok güzel anlatmışsınız gerçekten. Böyle bakmak lazım. Çünkü yüzdeki en önemli nokta dişler. Onun dolayısıyla bir bütün olduğu için de hepimizin buna çok dikkat etmemiz lazım. Ama tabii ki yüzümüzde diyorsunuz ki benim yetişemediğim yerlerde tabii ki, medikal estetik çok çok önemli. Şimdi dişleri yaptık diyelim hocam, fakat dudaklarda kırışıklıklar var. Buralar çökmüş, yanaklar çökmüş. Ne yapacağız? Buralar şimdi ne yapacağız? Şöyle yapıyoruz. Çağdaş'la zaten biz bir partner olarak yapıyoruz. Makeover programlar, değişim programlarını hep beraber yapıyoruz. Değil mi? Epey bir zamandır Çağdaş'la beraber yapıyoruz. Bu iş takım çünkü, tabii. Çağdaş'ın hani biraz iri diş yaptığı yerde benim de elmacık kemiklerini, çeneyi biraz iri yapmam gerekiyor. İşte Çağdaş mesela kişinin el parmaklarına bakarak gülüş tasarımı ve diş boyu yaparken benim de ona göre şey yapmam lazım. Suratta ona göre tasarım yapmam lazım veya önce bana geldiyse tasarım, ben yaptıysam benim yaptığım yerlere göre Çağdaş'ın ona göre diş yapması gerekiyor. Milimetrik çalışıyorsunuz. Elleri parmakları küçücük, burnu küçücük, şeyi küçücük. Bir insana kocaman diş koyamazsınız. Tabii. Olmaz. Bunları hesap ediyoruz. Her şey birbiriyle uyumlu olmalı. Eller, ayaklar, vücut yapısı, gözler, burun, kulaklar, ona göre diş olması lazım. Ona göre ve ben de ona göre dokunuyorum. Geliyor, kocaman dudak istiyorum doktorcum senden diyor. Kesiyor sizin resminizi, getiriyor. Tabii. Evet. Ebru Akel gibi olmak istiyor. Ebru Akel gibi olmak istiyor. Şimdi yüz yapısı benzemeyi. Hadi gel de yap. Evet. Yakışmaz ki. Yakışmaz. Evet. Yakışmaz çünkü Ebru'nun her yeriyle bir Ebru var ortada. O yalnızca dudakları Ebru gibi olacak. Evet. Koyalım Ebru'nun dudağı onda olacak, olmayacak. O çok soruluyor bana. Evet, dudak ve kaş galiba ünlülerde en çok takip edilen ve merak edilen şey. Doğal efendim. Kaşlarım da doğal, dudaklarım da. Elmacık kemikleriniz çok güzel. Evet, elmacık kemikler. O da çok sürdür ama bakın. Dudaklar ve kaşlar hakikaten çok çok iyi. Çok mersi. Tamamen annemden aldığım, bu benim gerçekten özelliğim. Evet. O yüzü iyi taşıdığını düşünüyorum. Sizler söylüyorsunuz, ben bilmiyorum. Herhalde bir avantaj olsa gerek elmacık kemiği. Bugün estetikçi doktorlar geliyor diye annesini de getirmiş ki hani. Tabii canım. Değil mi? Oradan elbette. Sürekli gösteriyor. Elbette. Yeni moda oldu değil mi? İnsana inanmayınca çocukluk fotoğrafı gösteriyor. Çocukluk fotoğrafı. Evet. Anne baba. Anne. Doğru. Aynen. Ne oluyor? Güzel dişlere şey olunca ince çok dudaklar olabiliyor. Ne kadar da gülümsese incecik ip gibi dudaklar oluyor. O dişlere yakışan güzel bir dudak yapınca dişler daha da bir güzel oluyor. Onun için ne yapıyoruz? Çok güzel böyle gülüş tasarımlarını ben de yapıyorum. Ve çok güzel dudaklar konduruveriyorum Çağdaş'ın yaptığı dişlerin üzerine. Ne kullanılıyor efendim bu dudak yapılmasında? Kısaca çok bir şey söyleyeyim. Bir de burada önemli olan ne? Nihat Bey'in de benim de önemli olan ortaya çıkan son ürün. Tabii. Kişi doğuştan güzel olmayabilir. Kişi annesinin gibi güzel olmayabilir. Dişleri güzel olmayabilir. Ancak günümüzde böyle teknolojiler var. Bu teknolojiler sayesinde kişi daha kendini güvenebiliyor, iyi hissedebiliyor. Evet. O yüzden kimseyi ispatlamak zorunda değilsin. Ben estetik yaptırmadım, ben dişlerimi yaptırmadım diye. Önemli olan yaptırdığında memnun muyuz, mutlu muyuz? Evet. Ortaya güzel sonuç çıktı mı? Daha güzel, daha hoş bir insan olduk mu? Evet. Kendimi güvenimiz arttı mı? Önemli olan bu. Aynen. Zaten kişi tüm bunları bence önce kendi için yapmalı. Yani kendine iyi bak diyoruz. Bir başkasının düşüncesi bu anlamda gerçekten dışarıda kalmalı. Tabii ki eşiniz, yakınınız, dostunuz size fikrini söylesin ama siz kendinizi nasıl hissediyorsanız öyle ilerlemelisiniz. Şimdi örümcek ağı estetiğine hemen girmek istiyorum. Çünkü erkekler de çok başvuruyormuş size bununla ilgili. Evet. Nasıl bir işlem efendim? Örümcek ağı estetiğine geçmezden önce dudakla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. O dişler için yapılan dudakları iğnesiz yaptığınız zaman morluk olmuyor, ağrısızı olmuyor ve o kadar natürel, o kadar güzel oluyor ki kimsenin anlamasına imkan yok. İğnesiz dolgu uygulaması. Benim tekniğim öyle. Öyle yaptığım için de bugün öğlen bana getirdiğiniz işte katılımcıyı akşam üzeri burada dudaklı olarak
finale çıkartabiliyorsunuz. Bunlar öyle gerçekleşiyor. İğnesiz ve morartmadan. Çok merak ettim gerçekten. Beraber yapacağız bunları. Evet. Zaten bol bol izleyeceksiniz. Bol bol izleyeceğim ve göreceğim. Ben de öğreneceğim. Çok güzel. Peki erkekler de örümcek estetiğine lütfen gidelim. Evet, örümcek ağı estetiği ne işe yarar? Örümcek ağı estetiği özellikle bayanlarda. Bakın, hastaların büyük çoğunluğu bayan ama bir kısmı da tabii ki erkek. Yüz sarkması, gıdı bölgesindeki sarkmaları toparlayabilmek için geliştirilmiş güzel bir yöntem. Tamam. Ameliyat ipliklerini cilt altına örümcek ağı oluşturacak şekilde yerleştiriyoruz. Bunlara vücut bir yabancı madde tepkisi gösteriyor ve etrafını ipek böceğinin kozası gibi sarı veriyor. Ne olacak? Onları yiyecek. Evet. Bunun için ipek böceği kozası şeklinde sardığı şeyin adı nedir? Fibrin. Bu fibrinler bize 2-3 yıl kadar cildimizi hem diri tutuyor, hem nemli, hem parlak, hem de lifting etkisi sağlıyor bize. Bizim istediğimiz zaten yer çekimine karşı bunlardı. Evet. Ama yiyip bitirmesi 2-3 yıl sürüyor. Çok güzel. 6 ay 1 sene gibi ipi yiyip bitiriyor. Fibrinlerin tekrar yok olması da birkaç yıl sürüyor. Hı hı. Fibrinler ne zaman yok oluyor? Yüzünüzdeki örümcek ağı etkisi o zaman sona erer. Bu da 2-3 yıllık bir süreç olunca bu bizim çok işimize geliyor. Elbette. Çünkü tüm yüzü, yani alın yanlarından tutun da bütün yanaklara kadar, dudak üstü, çene, gıdı veya işte vücutta da yapıyoruz bunu. Kol altları, bacak içleri, karın bölgesi her yerde yapılabiliyor. Daha aceleniz varsa, çünkü bu sonucun ortaya çıkması 2-3 ay sürüyor. Evet. Çok aceleniz varsa, akşama düğünüm var, hadi beni gençleştir veya kızı verdik kocaya ama güzel hani kaynananın da güzel olması lazım falan derseniz, o zaman kırçıllı iplerimiz var, yüz askılama teknikleri var. Bu yüz askılama teknikleriyle hemen 5-10 dakika gibi kısa bir zamanda ameliyatsız, narkozsuz sizi düğüne yetiştirebiliyorum. Harikasınız. Ve hem de her şey hemen dimdik. Hemen her şey dimdik. Onların süresi ne kadar kalıcılığı? Onlar da bir yıl civarında kalıcılığı oluyor. Gözüküyor mu? Gözükmez. Hiç gözükmüyor. Asla gözükmez. Fark edilmiyor. Derinin kat kat altında bir dokuya yerleştiriyoruz onları. Retiküler tabaka dediğimiz. O bölgede kırçıllar oralara tutuluyor. Ve şuradaki sarkan, o bulldog dediğim, ben bazen kızıyorlar bana bulldog deyince. O bulldogları çok tamamen yukarı topluyorsunuz. Çok acımasız bir yaklaşım ama doğru. Çok. Evet. Acımasız ve doğru bir yaklaşım. Peki lokal uyuşturma şekliyle, lokal anestezi, evet, lokal anestezi yapıyoruz. Anestezik krem sürüyoruz. Kremlerle. Bir yarım saat anestezik kremle duruyorsunuz. Çok aceleniz varsa 5 dakikada iğneyle uyuşturuyoruz. O kadar. Yani çok ağrılı, acılı bir yöntem değil. Yok yok, narkoz dahi gerektirmeyen, bazı hastalarım uyuşturtmadan yapıyor. Benim ağrı eşiğim yüksek. Diyenler. Hiç uğraşma doktorum, yorma kendini, hadi yapıver de çıkayım diyor. Bazı hastalarıma da öyle yapıyorum. Ben de şaşırıyorum. Peki efendim, pembe estetiğe dönmek istiyorum hemen. Sizde de pembesi var mı o estetik? Bende de var. Çok çok fazla, eğer diş etleri aşırı gözüküyorsa o kısmını önce Çağdaş bir halletsin. Tamam. Sonra geriye kalan kısmını ben tamamlıyorum. Çünkü bu bir ekip oyunu. Elbette. Çok güzel. Nedir efendim? Pembe estetik adı şimdi üstünde genelde, çok hoş. Evet, genelde insanların atladığı konu bu. Bir, güldüğümüz zaman diş etlerimiz çok görünüyorsa böyle vakalarda pembe estetik uygulaması yapıyorsun. Hmm. Böyle bireyler genelde ne oluyor? Dişleri küçük küçük oluyor. Boyları küçük oluyor dişleri. Evet. Ve de diş etleri çok görünüyor. Evet. Ne yapıyorsun? Elektro cerrahi yöntemiyle kansız diş etlerini yukarı doğru seviyelendiriyorsun. Hanımlardaki manikür uygulamasına veya beylerdeki manikür uygulamasına. Kansız dediniz. Kansız bir işlem. Dikisiz. Lazer yöntemiyle mi? Lazer veya elektro cerrahiyle yapılıyor. Hı-hı. Üç tane faydası var. Birinci faydası, güldüğümüz zaman artık diş etlerimiz daha az görünüyor veya hiç görünmüyor. Tamam. İkinci faydası, dişlerimizin boyu o oranda uzuyor, daha dolu, tabii, daha güzel bir gülüşümüz oluyor. Tabii. Üçüncü faydası ise bu diş etinin aslında cebi faydalı olmuyor çoğu durumda. Hmm. Cebine bakteri girebiliyor, tabii, problem olabiliyor. O yüzden kişi yarım saatin sonunda diş etleri daha az görünür hale gelebiliyor. Ve ne dedik, kansız olduğu için anında günlük hayatına dönebilir. Harika. Öğlen arasında dahi yaptırabilir. Ve de çoğu vakada sadece pembe estetik yapıp bırakıyorsun. Öyle kalıyor. Çok güzel. Bazı vakalarda eğer kişi dişlerinden memnun değilse, çapraşıklık varsa, aralık varsa, o zaman laminelerle gülüş düzeni tasarımı yapıp gülüşü daha güzel hale getiriyorsun. Evet. Buna pembe estetik deniyor. Çok güzel. Genelde atlanılan bir konu. Niye? Bazen görüyorsun bir diş kısa, bir diş uzun. Güldüğü zaman da öyle görünüyor. Tamam. Böyle vakada önce pembe estetik yaparsın, ondan sonra diş yaparsın. Çok güzel. Diş etleri diyelim ki mosmor, simsiyah. Eskiden metal destekli diş yaptırmıştır kişi. Tamam. Ve bunlar diş etine işlemiştir. Evet. Dövme gibi simsiyah olmuştur. Evet. O zaman ne yaparsın? İlk iş diş etlerine pembe estetik. Çok ondan güzel. Sonra metal desteği olmayan malzemelerle dişin üzerine eskileri çıkartıp
sağlıklı olan, vücutla uyumlu olan yenilerini koyarsın. O zaman o pembe haline geri dönüyor. Pembe haline gelir. Hı hı. Sağlıklı olan pembedir. Eğer diş etimiz kanıyorsa, evet, bilin ki problem var. Tabii. Diş etiniz kanıyorsa lütfen diş hekiminize gidin diyorum. Evet. Ve her zaman söylediğim konu şu. Kendiniz güvenerek Türk diş hekimlerine emanet edebilirsiniz. Türk diş hekimleri kendini yetiştirmiş, gayet okuyan, bilen bireyler. Evet. Dünyadan insanlar artık Türkiye'ye geliyor. Çok sağlık güzel için bunlar da bizi mutlu ediyor. O yüzden evet, lütfen diş hekiminize kendinize emanet edin. Kanama varsa diş etinizde problem var demektir. Tamam. Çözmeniz lazım. Peki bu, ne sıklıkla diş hekimini ziyaret edelim? 6 ayda bir mi? Yılda bir mi? Bu diş taşı temizliği mesela herkese uygulanmalı mı? Yani çok basit bir şey söylüyorum ama. 6 ayda bir diş hekimimize gidelim. Ağzınızda diş taşı varsa temizletin. Halkın yanlış bildiği konu şu. Ben diş taşlarımı temizlettim. Sürekli temizletmem gerekiyor. Diş taşını al. Mikroskopa koy. İçinde onlarca bakteri oynuyor. İnsan neden bakteriyi temizletmez ki? Tabii. Bu bakteri dişe yapışınca ne oluyor? Tabii. Giderek diş etleri çekiliyor. Diş eti çekilince kemik eriyor. Kemik eridikçe müdahale etmezsen daha fazla diş taşı birikiyor. Diş sallanıyor ve çekilecek hale geliyor. Evet. Çekilen dişin tek çaresi ne? Aslında implant günümüzde. İmplantta da nelere dikkat etmek gerekir? Aslında kısaca bahsetmek lütfen lazım. İmplant çok soruluyor. Evet. Çok bazı kimselerin korkusuzca yaklaştığı, bazılarının evet, da çok korkulur yaslı tedavi şekli. Bilinçli yaklaşmak lazım. Korkusuzca yaklaşmak lazım ama bilinçli kelimesinin altını çiziyorum. Tamam. Öncelikle halkımız şunu yapıyor. Hekimini arıyor. Doktor bey implant yapıyor musun? Kaça yapıyorsun? En basit soru. Bana ne implant yapıyorsun diye sormuyor. Tabii. Dünyada kendini ispatlamış 5 tane firma var. Ülkemizde yüzlerce firma var. İnsanlar garajlarında, torna tezgahlarında implant üretip, implant sonuçta bir vidadır ve titanyumdan oluşur. Allah. Titanyum uygun bir malzeme aslında fiyat olarak. İşle onu koy. Of. O mantığa göre. O yüzden hekiminize doktor bey hangi implantı yapıyorsunuz diye soracaksınız. Tabii. Ben burada marka belirtmeyeceğim, gerek yok. Tabii. Araştırma motorları var, arama motorları var. Tabii. Araştırın bulun, zaten internet bize her şeyi söylüyor. Evet. İkincisi doktor bu konuda bilgili ve becerili olacak. Eğer düzgün yapılmış bir implant, bir tane implant aslında 5 dakikada yerleştirilebiliyor. Evet. Diş çekiminden, dolgudan daha kolay yapılabiliyor 5 dakikada. Evet. Ancak o implant düzgün yapılmazsa, vücudun, ağzın damarına gelirse, sinirine gelirse kalıcı yüz felci oluşur, iltihaplar oluşur, beyni etkileyebilir gibi. Düzgün yapılan çok iş dediğim, kişiyi rahat ettirir, düzgün yapılmayan iş kişiyi senelerce evet, zulüm ettirir. Evet, geçen hafta sevgili Ayşe evet, Tolga konuğumdu, o da bahsetti ve gerçekten ciddi bir travması var bu implantla ilgili, çok büyük bir yanlış. Öyle, düzgün kendisi yapılırsa kişiler mutlu. Evet. Diyorlar ki şişmem olmadı, hemen günlük hayatıma döndüm. Süper. Hatta yeni yöntemlerde şöyle bir yöntem var. Diyelim ki ağzımızda dişimiz yok. Evet. Aynı seansta 6 veya 8 implant koyulup aynı gün veya ertesi gün tekrar üzerine diş takabiliyoruz yeni evet, yöntemlerle. Evet. Ve hatta bazen de hissiz yapabiliyorsun bu yöntemleri. Çok güzel. İmplantı çıkaran kişi demiş ki, çok güzel bir söz, sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık kimse geceleri dişini çıkartıp bardağın içine koymayacak diye. Çok güzel. Biz hepimiz zannediyoruz ki dedelerimizin, evet, anneannelerimizin böyle. Ben görüyorum, bazen bakıyorsun 30 yaşında insanın dahi tabii, takma diş kullanıyor. Tabii. İmplant sayesinde takma dişten kurtulabiliriz. Evet. Ancak bilinçli olmak kaydedilir. Bilinçli lütfen olmak lazım. Şimdi o dişlerdeki boşluklar ve uzun süre öyle dolaşmak da yüzde çöküklüğe de sebep sebeptir oluyor. Tabii ki. Hem diş kemiğinde bir takım deformasyon söz konusu oluyor hem de yüzü çok etkiliyor. Bu anlamda siz hemen herhalde bir gördüğünüzde yüzü önce dişlerinizi lütfen halledin diyorsunuz öyle mi Nihat Bey? Evet, önce dişlerin hallolması gerekiyor. Tabii. Dişler hallolduktan sonra benim yüz tasarımı yapmam lazım. Tabii. Çünkü bu avurtlar içeri doğru çökmüşken hasta gelip oralarına dolgu sıktırmak istiyor. Hemen evet, ilk yaptığım şey diş muayenesi. Dişine bir bakıyorum, içeride dişi yok. Eksik dişleri var. Eksik dişin bir tek taraflı dişlerin eksik olması bile bakın yüzü asimetrik yapıyor. Eğer bu tarafla diyelim ki bu çürüğünüz var. Bu evet, tarafla çiğneyemiyorsunuz. Hep bu tarafla tabii, çiğniyorsunuz. Bu tarafınız gelişiyor. Bu tarafınız hı, giderek köreliyor. Ve yüzünüz bir bakıyorsunuz bir gün. Aa, asimetrik bu tarafınız olur, evet kocaman ve bu tarafınız dümdüz. Evet. Ne oldu bana, felç mi çok oldum doğru falan diyorsunuz. Hayır, felç olmadınız hı, siz. Yalnızca kullandığınız taraf gelişti. Hı. Kullanmadığınız taraf atrofiye uğradı. Onun için İşte yüze diş sıkma botoksları, efendim yüz inceltme botoksları çok falan güzel yapmak durumunda evet, kalıyorum. Anladım. Diyorum ki içerideki dişlerinizi düzelttikten sonra size harika güzel evet, bir yüz hediye edebilirim. Harika. Ama ağzınızın içi dolu olması lazım. Ağzınız dolu olmadıktan sonra ne yazık yani ki söz konusu değil. Peki. Nihat Bey güzel noktaya değindi evet, burada. Diş eksikliği diyor ki ben rahat çiğniyorum diyor ama Nihat Bey'in dediği gibi tek taraflı çiğnemeye başlıyor. Evet. Başlıyor oradaki kaslar gelişmeye,
bu taraftakiler ezilmeye. Tabii. Ciddi ciddi resimlere bakıyorsun. Birkaç senede yüz deformasyona uğramış. O yüzden ne diyoruz? Kaybettiğin dişi mümkünse bir sene içinde yerine koyman lazım. Bir çok sene içinde. Uzatmamak lazım. O da çok önemli. Çekilecek. Bazen aynı seans koyuyorsun implantı. İltihap varsa bazen bekliyorsun. Birkaç ay sonra implant koyuyorsun. Yani bir sene içinde o dişi yerine koymak lazım. Evet. Dişler dinamik bir denge içerisinde. Bir tane taşı çektiğin zaman aradan domino taşı gibi dengeler bozuluyor. Dengeleri bozmamak lazım. İşte yüzün güzelliğini bozmamak lazım. Dişlerin güzelliğini bozmamak lazım. Oh, sağlık için. Size emanet. Elbette en başta sağlık için. Önce tabii sağlık. Ki güzelleşmeden bahsediyoruz ama diş sağlığı çok çok önemli. Aynı zamanda psikolojik olarak da aynaya baktığımızda kendimizi iyi hissetmemiz yine bizim sağlığımız için çok önemli. Her şekilde bugün tüm bu konuştuklarımızın sonucunda Hanife Hanım'ın şanslı olduğunu düşünüyorum. Hanife Özuygur az sonra bizimle olacak efendim. 50 yaşında iki çocuk annesi, sosyal bir kimse, sürekli yapmış olduğu iş gereği ortamlarda, kalabalıklarda, kişilerle sohbet halinde olduğu için daha hoş olmak istiyor, daha güzel olmak istiyor. İşte Hanife Hanım değişim için kendine iyi baktı. Efendim protez uzmanı diş hekimi Çağdaş Kışlaoğlu ve medikal estetik hekimi Doktor Nihat Dik hastamızı aldılar. Evet. Hanife Hanım hoş geldiniz. Şimdi sizi inceleyecekler ve sizi mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah. Nasıl başvurdunuz bize? Geçen hafta programı dinlerken telefon numarasını alıp hemen şey yaptım. Aradım. Ve yani bu kadar çabuk gelecek hiç aklıma gelmedi. Aslında bir şey. Milli piyango gibi şanslı hanımsınız. Evet. Gerek Nihat Bey'e gerek bana günde yüzlerce kişi başvuruyor. Evet. Biz diyoruz ki biz bu işe karışmıyoruz. Evet. Televizyon kanalları sponsor ediyor bu işi. Evet. Size piyango çıkmış tebrik ederiz öncelikle. Evet. Peki abi. Çıkmaz çıkmaz dememek lazım. Evet. Önce başvurmanız lazım değil mi? Piyangonun çıkması için önce bilet almak lazım. Evet, önce bir arayın. Sonra çıkıp çıkmayacağını görün. Başvuru kanalları yapacağız. Bayağı uğraştım. Sonunda düşürdüm. Uğraştınız. Çok sevindim. Pekala efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz anlatın kendinizi. Neden buna ihtiyaç duyuyorsunuz? Ya yıllardır insanlarla diyalog halindeyiz. Tabii ki yaş ilerledikçe stresler çoğaldıkça ne oluyor? Kırışıklar. Bir de diş problemleri. Streslerden dolayı koşturmaca insanlarla diyalog halindesiniz. Tabii birazcık bakımlı olmak lazım. Elbette. Tabii ki birazcık da herhalde olanaklardan şey yapamadık. Elbette. Geçen hafta bu programı dinlerken şans ve şans da bana güldü. Şans size güldü. Evet. Peki o zaman Nihat Bey buyurun efendim. Değerlendirelim. Evet. Öncelikle biz ne yapalım? Şöyle bakalım. Az önce de bahsettik. Güneş yaşlanmasından. İşte örneği burada. Öyle mi? Bu güneş yaşlanması. Tipik güneş yaşlanması. Çünkü güneşten çok korunamamış. Ve cilt kurumuş ve kırışmış. Bunları gidereceğiz, halledeceğiz. Bunun için yüzüne çok güzel karbon peeling yapacağım. Tamam. Karbon peelingle üstteki ölü deri tabakası kaldırılacak. Onun haricinde kırışık olan bölgeler mikro botoks yapılacak. Çünkü hanımefendi normal botoks yaparsak kaşlar gözler çok şey yapar. Yerleri çok değişir. Tamam. Mikro botoks çok iyi gelecek. Evet. Göz altlarındaki o çökük alanlar ve kırışıklar için ışık dolgusu yapacağız. Işık dolgu. Hemen aşağı iniyoruz. Dudak çevresindeki kırışıklıklar ve dudaktaki çizgiler için oraya çok güzel iğnesiz dolgu yapacağız. Harika. O da çok çok şık gösterecek. Örümcek ağı en yok. Son var. Var mı? En son bakın yanaklarda sarkma var. Yüzü şu şekilde germek ve toparlamak için örümcek ağı yapacağız ve Çağdaş Bey'e göndereceğiz. Çağdaş Bey'e o harika diş tasarımı yapacak. Ay heyecanlı mısınız Hanife Hanım? Tabii ki heyecanlıyım bayağı. Peki Çağdaş Bey'in işi çok mu? Gülümseyin ve kameralara bakın sizler. Gülümseyin. Şimdi demin konuştuğumuz konu üzerine geldik. Pembe estetik dedik. Ne dedik? Böyle bir vakaya diş etlerine müdahale etmeden başlarsak hatalı bir iş yapmış oluruz. Gülümseyin tekrar. Rahat gülün, rahat gülün. Demin dedi ki rahat gülemiyorum sürekli elimi kapatıyorum. Evet. Onu görürsünüz dişinden memnun olmayan kişiler direkt olarak elini kapatarak konuşurlar. Konuşurken kendini özgüveni eksikliği yaratır. Bir, pembe estetik yapacağız diş etlerini daha az göstereceğiz. İki, diş etleriniz çok iltihaplı. Yani iltihaplı olduğunu nereden bilin Çağdaş Bey? Maalesef görerek anlayabildim. Çoğu vakada anlayamazsın ama siz biraz bakımsız kalmış. Evet. Hep diyorum günde 3 kere dişini fırçalayacaksınız diye. Hanife Hanım biraz ihmal ediyor onu. Şimdi gerek yok canımız sağ olsun. Anlatacağız. Var mı kötü alışkanlık? Evet. Hem sigara varsa hem de dişimizi fırçalamıyorsak. Evet. Günde 3 kere değil ayda 3 kere fırçalamıyorsak bu hale gelmiş. Evet. Söylüyorum derler ya öğrenciler kazık çıktı sınav sorusu diye. Maalesef kazık bir sınav sorusu. Kazık bir sınav çıktı size. Ama ancak işte ortaya çıkan sonuç da güzel olacaktır. Tamam. Sonra laminelerle
aynı gün gülüş tasarımı yapacağım. Eksik dişleri var. Normalde implant koyman lazım. Onu değerlendireceğiz. Evet. İmplant koyabileceğimizi düşünmüyorum. Öyle kemik mi? Desteğine bakmak lazım. Bakmak lazım. Her ama bir şey de yapılmıyor. Ön görünümü güzelleştireceğiz. Var olan dişleri güzel yapacağım. Harika. Niyet evet. O. Harika. Hazır mısınız? Size güveniyorum. Önümüzdeki hafta sizi burada değişmiş halinizle göreceğiz. Ama tabii ki bizim de ufak katkılarımız olacak mı acaba size? Orası da sürpriz olsun. Efendim size emanet Hanife Hanım. Bize emanet. Çok teşekkür ediyorum. Anlaştık. Harika oldu. Heyecanlıyız. Evet, kendinize iyi bakıyorsunuz. Kendinize evet. iyi bakamıyorsanız doktorlarımız bakıyor. Aynen, aynen öyle. Peki efendim önümüzdeki hafta sürprizlerle kendimize iyi bakmaya devam ediyoruz. Ve Hanife Hanım'ın da değişimini büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. Hoşçakalın. Ben de bekliyorum.